Şimdi dün Gülay Hanım'ı ağırlamıştık işverenimizde. Üç değerli misafirimiz vardı. Onları tekrar buraya davet edelim. Adaylarımız Kadriye Hanım, Nurcan Hanım ve Sinem Hanım geliyor efendim şimdi. Alkışlarla onları buraya alalım. Gülay Hanım hazırsanız pek çok başvuru oldu. Çocuklarda iletişimde nasıl bir yol izlersiniz? Bir hedef belirlediniz mi kendinize? Özel bir yeteneğiniz var mı? Bir şeyler öğretmeyi isterim. En üst seviyeye gelmeyi isterim tabii. El sanatlarında biraz daha iyi olduğumu düşünüyorum. Tabii ben de koordinatörümle görüşüp size kararımı bildireceğim. Birazdan Zahide ile Yetiş Hayata da. Gülay Hanım siz de hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Bu çok zor bir an aslında. Çünkü üç adayımız var. Tabii ki benim gönlüm istiyor ki üçü de iş sahibi olsun. Ama bundan sonra başvurularımız devam ediyor. Tabii ki, evet. Sizinle onları görüştürmeye devam edebiliriz. Evet, memnuniyetle. Ama çok mutlu oluruz biz de. Ki içeride bir de bebeğimiz var değil mi? Annemiz gelmiş bir tane, onu daha sonra alalım peki. Ama üç öğretmenlik yapmak için size başvuran adaylarımız vardı. Evet. Karar verdiniz mi? Görüşmelerinizi yaptınız mı? Karar verdik. Bildiğiniz üzere daha önce de İnsan Kaynakları Müdürü Meral Say'la gelmiştik. Onlar da genel koordinatörüm ve Meral Hanım da programı bizimle birlikte izlemişler. Hep birlikte bugün bir kriter yaptık, birlikte analiz ettik. Çocuklarımız için, çünkü sonuçta dediğim gibi geleceğin toplumunu yetiştiriyoruz. Eğitim kurumu olarak buna çok önem veriyoruz. Peki, bir seçim yaptık. Yaptınız. Nurcan Hanım, Kadriye Hanım, Sinem Hanım, siz hazır mısınız? Hazır. Şunu söyleyeyim, bir kişi mi belirlediniz? Şu şekilde, şu an bir kişi ama daha sonraki süreçlerde yeni eğitim dönemimizde 2014-2015 döneminde de artışlarımız var, sayı artışları var çocuklarla ilgili. O yüzden onları da değerlendirmek istiyoruz. İnşallah, çok mutlu olurum. Kendilerini de diğerlerini de okulumuza davet edeceğiz tabii ki. Peki, evet. Ne kadar çok kişi iş bulursa o kadar evet. Mutlu olacağım. Ben bilmiyorum hanginiz işe alındınız ama şimdiden gönülden tebrik ediyorum. Siz eğer o kişi değilseniz de ailemizdensiniz. Bir kere ailemizden artık bir bireysiniz. İstediğiniz zaman burası sizin eviniz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Zaten gitmeyin bence. Siz hep burada kalın ve buradan tekrar iş aradığınızı duyurmaya devam edin. Sevdiniz. Ne mutlu bana. Ben de çok mutlu oluyorum böyle. Peki ben artık daha fazla sizi de heyecanlandırmayayım. İzleyicilerimiz de merak etmişlerdir. Evet. Kim buradan iş sahibi olarak gidecek acaba? Evet. Şöyle değerlendirmeyi yaparken Nurcan Hanım evet hiç çalışmamış. Fakat daha sonraki süreçlerde de gerçekten kendisinden yararlanmak, faydalanmak istiyoruz. Kadriye Hanım derseniz gerçekten güler yüzlü, azimle yapabileceğine inanıyoruz. Ama bizim gönlümüz çocuklarımız olduğu için tecrübe bizim için çok önemli. Eğitim durumu, tecrübe. O yüzden biz Sinem Hanım'ı tercih ettik. Sinem Hanım'ı tercih ediyorsunuz. Evet. Peki. Diğer arkadaşlarımızı da okulumuza davet ediyoruz. Dediğim gibi yeni öğretim döneminde onlara da yer vermek istiyoruz. Çok mutlu umarım olurum ben de. Umarım hep birlikte çalışacağız. İnşallah. Evet. Sinemciğim, seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun işin. Teşekkür ederim. Sen ilk iş bulduğumuz kişisin. Evet. Beti bereketi bol olsun, i̇nşallah. Çok olsun inşallah. İnşallah. Şunu sakın düşünmeyin. Yeterli, ben yeterliyim. Asla böyle bir şey yok. Her kurumun kendine ait belli başlı şeyleri var. Mutlaka Nurcan ve Kadriye sizin de iş bulacağınızı düşünüyorum. Ailemize tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada bizimle beraber olun. İnşallah işveren, iş vermek isteyenler olursa biz her zaman buraya bekliyoruz ve davet ediyoruz. Ama bugün galiba Sinem Hanım'ın yüzü biraz güldü. Çok teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz? Yani en heyecanlı sizdiniz. Evet, çok heyecanlı olduğum için beklemiyordum açıkçası. Kendimi çok iyi ifade edememiştim. Ama demek ki sizin düşündüğünüzden başka şeyler evet, de görmüşler. Evet. Vallahi Kadriye'cim çok güzel konuşmuştu. Çok güzel anlatmıştı. Ben acaba Kadriye Hanım olabilir mi diye düşünmüştüm. Nurcan Hanım'a da ben çok soru sordum. Bir sürü şey anlattı ve evlatları olduğu için aslında evde bu sefer deneyim sahibiydi. Ama bugün Sinem Hanım'ın yüzü biraz daha fazla güldü. Darısı sizin başınıza. İnşallah. Darısı iş arayan ve nerede olursa olsun iş arayan herkesin başına.
Kapımız açık, herkesi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederiz. Nurcan Hanım, teşekkür ediyoruz. Katya'm teşekkür ediyoruz. Size burada bekliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Peki Sinem Hanım'ı özellikle bugün tebrik ediyoruz. Evet. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Sonraki günlerde tekrar görüşeceğiz. Tabii ki, evet. Yeni eleman ihtiyacı olduğunda burada bekliyorum ben sizi. Çok teşekkür ederim, ediyorum. Alkışlarla uğurluyorum. Evet, Sinem Hanım'ın burada çok şey yapamadım ama çok neşeli ve keyifli olduğunu gördüm ben. Ne güzel. Rabbim işinin devamını getirsin.